Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ıspanak başlarıyla nohutlu, ekşili harika bir yemek hazırladım. Yemeğim için 4 bağ ıspanak kullandım. Ispanaklarımın sap kısımlarını bu şekilde doğrayıp hazırladım. Akan suyun altında da elimle ovalayarak bolca yıkadım. E, bu kök kısımlarında toprakları, çamurları mutlaka oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ovalayarak yıkayalım. Bol suyla yıkadıktan sonra sirkeli suyun içinde de 15-20 dakika boyunca bekletip Durulayıp güzelce yıkadım hazırladım ıspanak saplarımı Köklerin uç kısımlarını da bıçak yardımıyla Köklerin bütünlüğünü bozmadan kesiyorum Benim ıspanağım taze körpe bol yapraklı bir ıspanaktı Kök kısımlarına kadar neredeyse yaprakları vardı Elimden geldiğince saplarını bütün halinde kesmeye Özen gösterdim Gördüğünüz gibi uç kısımlarını da bıçak yardımıyla temizledikten sonra ıspanak başlarımı doğrayacağım Ispanak başı yemeği Adana'da ıspanak mevsimi geldiğinde eve ıspanak alındıkça sıkça yapılan bol vitaminli kolaylıkla da hazırlanan kurtarıcı harika bir ana yemek oluyor arkadaşlar. E, tüm ıspanak başlarımı ayıkladıktan sonra gördüğünüz gibi ıspanak başlarımı ortadan sadece ikiye bölüyorum. Çok fazla küçültmüyorum. Uzun olan saplarını da ikiye üçe keserek hazırlıyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Bol nohutlu, bol mercimekli, ekşili vitamin deposu nefis bir yemek oluyor arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Tüm ıspanak başlarımı doğrayıp hazırladıktan sonra yemeğimin yapımına geçeceğim. Gördüğünüz gibi ıspanak başlarımı bu şekilde doğrayıp hazırladım. Tencereme şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı alıyorum. Sıvı yeteri kadar ısındıktan sonra büyük boy yemeklik doğradığım soğanımı da tencereme ekliyorum. Soğanları bu aşamada çok güzel bir şekilde kavuralım arkadaşlar. Diriliğe gidip pembeleşinceye kadar karıştırarak kavurmaya devam edelim. Soğanlarımı da pembeleşinceye kadar kavurduktan sonra 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. Salçalarımın kokusu çıkıncaya kadar sürekli karıştırarak birkaç dakika boyunca tekrar kavurmaya devam edeceğim. Salçamı da yeteri kadar kavurduktan sonra doğradığımız ıspanak başlarını tencereme ekliyorum. tüm lezzetler birbirine geçinceye kadar yine karıştırarak 1-2 dakika kavuruyorum. Karıştırarak biraz kavurduktan sonra da tencerenin kapağını kapatacağım. Yemeğimi yaklaşık bir 3-4 dakika boyunca kısık ateşte kavurmaya bırakıyorum. Yemeğimi yaklaşık 3-4 dakika boyunca ıspanak saplarımın diriliği gidinceye kadar kavurdum. Şöyle biraz karıştırıyorum. Sonrasında 3 diş rendeleyip hazırladım sarımsaklarımı da ekliyorum. Sarımsakları rendeleyerek ya da ezerek kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde yemeğe çok daha güzel bir lezzet veriyor. Daha güzel çıkıyor lezzeti yemeğe. Sarımsaklarımı da şöyle biraz karıştırarak kavuruyorum. Sarımsaklarımı da kokusu çıkıncaya kadar karıştırdıktan sonra bir su bardağı haşlayıp hazırladım nohutumu ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüm 250 ml. Bir su bardağı da haşlayıp hazırladım yine yeşil mercimeğim var. Mercimeği de ekledikten sonra yine tüm lezzetler birbirine geçinceye kadar şöyle biraz karıştıracağım. Tüm malzemelerim içe geçinceye kadar şöyle biraz karıştırdıktan sonra sıcak suyumu da ekleyeceğim. Mutlaka sıcak su ekleyelim yemeğimiz için. Öncelikle 4 su bardağı sıcak su ekliyorum. Bu su miktarında değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Ee, önce bir 4 su bardağı su ekleyeceğim, sonrasında tekrar bir bakacağım kıvamına. Ardından çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağımı ekliyorum. Baharatlarımı da ekleyeceğim. Yeteri kadar tuz, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Karabiber bu yemeğe çok yakışıyor. Mutlaka karabiber de eklemenizi öneriyorum. Şöyle bir tane de limonumun suyunu sıkmıştım. Limonum suyunu da ekliyorum. Yine tüm lezzetler birbirine geçinceye kadar şöyle biraz karıştıracağım. Ardından tenceremin kapağını kapatacağım. Yemeğimi kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra da ortadan biraz daha kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Yemeğimi yaklaşık 25-30 dakika boyunca pişirdim arkadaşlar. Sonrasında bir buçuk su bardağı sıcak su tekrar ekledim. Tam kıvamında oldu. Bakar mısınız? Mükemmel bir lezzet. Ocağımı da kapatacağım. Tenceremi kapağını kapatıp yaklaşık bir 15-20 dakika boyunca yemeğimi dinlenmeye bırakacağım. Dinlendikten sonra servise hazır olacaktır. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Yapıp dinleyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.